Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Odalarla, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen 5. Konya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı başladı. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, ordumuz olsun. Selçuk Üniversitesi müze binasında düzenlenen fuarın açılışında kürsüye gelen ilk isim Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Kereş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilk defa 2017 yılında başlatılan halen çeşitli faaliyet ve teşviklerimizle devam eden Milli İstihdam Seferberliği çalışmalarımıza insan kaynakları ve istihdam fuarımızla devam etmekteyiz. Nitelikli iş gücü firmalarımız ve geleceğimiz için son derece önemlidir. Bugün burada öğrencilerimizi ve iş arayanlarımızı işverenlerimizle bir araya getirerekten istihdamı kapılarını aramaya devam edeceğiz. Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu konuşmasında nitelikli eleman ihtiyacına vurgu yaptı. Toplum olarak insanımızı çalışmaya, üretmeye ne kadar teşvik edersek, niteliğimizi ne kadar artırırsak o kadar da refah üretebiliriz. Bu konuda niteliğin altını çizmek isterim. Çünkü hakikaten bugün geldiğimiz noktada iş gücü piyasasının en önemli sorunlarından birisi nitelik uyuşmazlığı. Yani mevcut insan kaynağımız ile sanayimizin, iş dünyamızın ihtiyacı olan insan kaynağı arasında ciddi bir nitelik uyuşmazlığı var. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da sanayicilerin istihdam noktasında mutlaka fedakarlığı elden bırakmamalarını istedi. Sanayicilerimiz de biraz fedakarlık yapmalı. Neticede istihdam garibanın duasını alma, yakınlarına sahip çıkma, bir fakiri, bir garibi zor durumdan kurtarma işin manevi boyutu var bir de. Şimdi Vali Bey'i kızdırsak, başkanımızı kızdırsak kendisi bize ceza verir. Fakat garibanı mağdur etsen direkt Allah'a yönelir. Çok riskli bir şey. O yüzden sanayicilerimizin biraz daha pergeli açmalarını haddim olmayarak Veli abimizden istirham ediyorum. İnşallah bizler de gayretli müdürümüzün bu çalışmalarını elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temursa, ülkemizdeki genç işsizlik oranına değindi ve gençlere seslendi. Sizlerden ricam, yani iş bulma üniversite bitmeli. Üniversite bittikten sonra iş arama süreci başlamamalı. Biz iş kurulu olarak hazırız. İşte il müdürümüz, iş kulübümüz, üniversitemiz her şey hazır. Bir mülakat simülasyona mutlaka girmenizi istiyorum. Direkt olaya giriyorum ama neden? Okul bittikten sonra işletmelere gidiyorsunuz. İşverenin karşısına geçiyorsunuz. İşveren neye dikkat eder? CV nasıl hazırlanır? Mülakat nedir? Ben kendimi nasıl ifade edebilirim? Nasıl savunabilirim? Hangi becerilerimi ön plana çıkarmam gerekir? Bu soruları mutlaka kendimize sormamız lazım. Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Özdemir Koçak da fuarın amacını şu sözlerle açıkladı. Buradaki fuardaki en önemli amaç iş arayanlar ile işverenleri en hızlı şekilde buluşturabilmek. Böylece mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim kurulması hedefleniyor. Selçuk Üniversitesi müze binamızda insan kaynakları ve istihdama yönelik böylesine sosyal amacı ağır basan böyle bir fuarın gerçekleştirilmesi bizim için mutluluk verici bir olay. Konuşmaların ardından 5. Konya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın açılışı yapıldı. Fuarda KonTV'de kurmuş olduğu standla ziyaretçilerini ağırladı. ANMEK Başkan Vekili Nurettin Kılıç ve KonTV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, medya sektörü hakkında katılımcılara bilgi verdi. Umuyorum ki gençlerimiz burada KonTV standını gördükten sonra KonTV binamızda iletişim fakültesine mensup öğrencilerimiz zaman zaman iletişimle ilgili seminerlere katılarak, derslere katılarak stüdyolarımızı, binamızı, bütün yayın kuruluşlarımızı gezerek atölye görevini yani pratiği, teoride gördüklerini pratiğe intikalde KonTV bir mektep görevini yapacak. Biz öğrencilerimizi bekliyoruz doğrusu. Ben tekrar standın hayırlı olmasını diliyorum. Fuarın da hayırlı olmasını diliyorum.
iş başvurusu nasıl yapıldığını görüyorlar, firmalar tanıyorlar. Üniversite olması da bir avantaj bu işin. Üniversite olmaz çünkü burada 4. sınıf okulu bitirip kendi bölümlerini bitirdikleri zaman mutlaka bir yerlere çalışacaklar. O yüzden buradaki firmalar tanıması, kim ne iş yapıyor, nasıl çalışabiliriz, nasıl CV doldurabiliriz gibi kadar buradaki İşkur'a, özellikle İşkur İl Müdürlüğü Emrah Bey ve tüm belediye valiliğimize bu projeye kim destek verdiyse ben şansım adına, Çelikkale adına çok teşekkür ediyorum. 18 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarda 98 firmanın standları ziyaretçilerini ağırlayacak. Oldukça canlı, bilgilendirici, özellikle öğrenciler için de oldukça bilgilendirici diye düşünüyorum ben. Gayet güzel, bizim için güzel bir fırsatlar, yani yapanlara teşekkür ederiz. Bizim için güzel firmalar var, yani bizim de staj için imkanımız oluyor. Gerek okuduğumuz bölüm olsun, gerek mezun olacağımız zaman olsun, en azından birkaç iş yeri için bile fikir olacak bizim için. Çok yararlı bir fuar. Gerçekten hani işte gittiğimiz yerlere isimlerimizi, soy isimlerimizi yazıyoruz. İşte bize geri dönüşlerin olacağına inanıyoruz. Şimdiden araya insanlar koyuyoruz hani ulaşabileceğimiz yerlere daha kısa ulaşabilmek için.